İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Türkiye içeriden yıkılıyor. Dün TÜİK ülkemizin nüfus verilerini açıkladı. Önce birkaç not. Nüfus 1 grafiğinde görüyorsunuz. Ekonomi bozulunca düşen doğum sayısı. Ekonomi düzelince yeniden artıyor. Ama 2014 sonrası adeta yerle bir olduk. 1 milyon 351 bin olan doğum sayısı 2022 yılında 1 milyon 23 bine geriledi. Doğum sayısını aile başına aldığımızda durum daha da felaket. 2014 yılında 2.2 olan doğum oranı artık 1.6'ya geriledi. Bu sayılar 2022 yılına ait. Dün TÜİK'in açıkladığı nüfus verisi doğum sayısı ve oranının 2023 yılında çok daha hızlı gerilediğine işaret ediyor. Bu arada bir şeyi daha açıklayalım. Bir ülkenin nüfusunu koruması için aile başına 2.1 bebek gerekiyor. Biz 1.6'ya çoktan düşerek Türkiye nüfusunun ilerleyen yıllarda düşeceğini şimdiden ilan etmiş olduk. Türkiye'de doğum oranı ve nüfus sorunu refah artışından kaynaklanmıyor. Tersine ekonomik bozukluk ülkeyi çocuk yapamaz hale getirdi. Tablo bunu net şekilde gösteriyor. Şimdi 2023 nüfus verilerine geçelim. Türkiye'nin nüfusu 85.272.553'den 85.372.377 kişiye yükseldi. Son bir yılda nüfus artışı 92.824 kişi. Lakin son bir yılda Türkiye'de 253.293 yabancı nüfus gitti. O vakit bizim yerli nüfus artışımız 346.117 kişi ediyor. Son 3 yılın yerli nüfus artışını vererek durumu daha net ifade edebiliriz. 2021: 607.385, binde 7.2. 2022: 567.480, binde 6.7. 2023: 346.117, binde 4.1. Parantez içerisinde yerli nüfus artışının oranını veriyoruz. Dramatik düşüş ortada. Gelelim nüfusumuzun çocuk ve yaşlı dağılımına. 2018-2023 yılları içinde ülkemizde 0-4 yaş çocuk nüfusu 1 milyon 137 bin kişi azalıyor. Oysa aynı dönemde 65 yaş artı yaş nüfus dediğimiz yaşlı nüfus 1 milyon 537 bin kişi artıyor. Nüfus 2 ve nüfus 3 grafikleri aslında durumu net olarak veriyor. Burada iki tehlike var. Bir, yaşlı nüfus artışı giderek hızlanıyor ve iki, çocuk nüfusu bırakın artmayı tersine azalıyor. Bu çok ama çok büyük tehlike. İlerleyen yıllarda Türkiye'nin demografik yapısı açısından büyük yıkım getireceği bir durumdur. Refaha ulaşmadan nüfus kaybetmeye başladık. Yani ileride fakir ve yaşlı bir ülke olacağımızın ilanıdır bu. İşin bir de emeklilik kısmı var tabii. Ben hemen müjdeyi vereyim. Kimse bugünün emekli maaşına bakarak gelecek planı yapmasın. EYT ile sistemi daha da bozduk ve ilerleyen yıllarda emekli maaşları asla ve asla reel olarak ciddi artış gösteremez. Bu kesin bilgi. Ve ev kurma durumu, yani aile olabilme hayali. 2008 yılında ülkemizde evlilik çağındaki nüfusun %64.4'ü aile sahibiymiş nüfus 4 grafiğinde boşanma ve bekar durumları var ama evli olma durumu zaten bunların dışında kalan kısım. İşte orada şunu görüyoruz. Evli olma oranı %64.4'ten 61'e düşmüş. Boşanma oranı ise en büyük çöküşü gösteriyor. 2008 yılında boşanma oranı %2.58'den 2023 yılında %4.78'e çıkmış. Türkiye'de yapısal bir aile kavramı çöküşü yaşandığı aşikar. Evlenme azalıyor, boşanma artıyor ve çocuk sayısı da inanılmaz şekilde düşüyor. Toplum zenginleşmeden hızla yaşlı ve fakirliğe doğru yol alıyor. Yabancılar gitti, İstanbul boşalıyor. 2023 yılında resmi rakamlara göre nüfusumuzun içinde sayılan yabancı sayısı 1 milyon 824 binden 1 milyon 571 bine düştü. Net olarak 253 bin yabancı ülkemizden gitti. Gidenlere bakınca Iraklı 58 bin, Rus 48 bin, Afganistanlı 22 bin, Suriyeli 19 bin ve İranlı 16 bin kişiyle ilk sırada yer alıyorlar. Yabancıların gittiği illerde ise İstanbul 137 bin, Antalya 40 bin, Ankara 14 bin, Samsun 8 bin ve Muğla 6 bin ile ilk sırada yer alan iller oldu. Nüfusu azalan illerin başında da 250 bin kişiyle İstanbul geliyor. Lakin İstanbul'da 250 bin nüfus azalışının 137 bini yabancılardan kaynaklanıyor. İstanbul'da yerli nüfus azalışı 115 bin kişi. Ve deprem illeri. Hatay'da 141 bin 403, Malatya 69.855, Kahramanmaraş 60.818, Adıyaman 30.191 kişiyle toplam 4 ilimizde deprem sonrası nüfus 302.267 kişi azalmış oldu ilk kez yerli gitti. Burada İstanbul için özel parantez açmak gerekiyor. İstanbul her ne kadar göç alıp göç verse de bizler şimdi net nüfus üzerinden olaya bakacağız. İstanbul nüfusu ilk olarak 2020 yılında 56.815 kişiyle nüfus azalması yaşamıştı. Ve sonrasında ikinci nüfus azalmasını 2023 yılında 252.027 kişiyle yaşadı. Fakat burada bir ayrıntı var. 2020 yılında İstanbul'dan 147 bin yabancı gittiği için net nüfus 57 bin kişi azalmıştı. Yerli nüfus azalmamış, tersine 90 bin kişi artmıştı. TÜİK yıl bazında 2007 yılından bu yana iller bazında detay nüfus verilerini paylaşıyor. Ve İstanbul'dan ilk kez yerli nüfus net olarak 2023 yılında gitti. 252.000 azalan nüfusun 137 bini yabancı ve 115 bini de yerli nüfustan oluştu. Tekrar edeyim, yakın tarihte ilk kez İstanbul'dan yerli nüfus gitti. Nas etkisi böyle bir şey. Artan konut fiyatları ve düşen maaşlar böyle bir tablo oluşturdu. Bilginize.